Kütahya'da işsiz gençler AK Parti iktidarına ve milletvekillerine tepki göstermek ve seslerini duyurabilmek için eylem yaptılar. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir grup işsiz genç, ailelerimizin arazileri kömür işletmesi tarafından istimlak edildi dedi. İşe alımlarda öncelik bize verilecekti. Ancak başka şehirden gelenleri işe aldılar, bizi almadılar dedi. Tavşanlı ilçesindeki Türkiye Kömür İşletmeleri Garp Niyetleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü önünde toplanan 30 kadar işsiz genç basın açıklaması yaptı. İlçeye bağlı Tuzbilek beldesinde Garp Niyetleri İşletmesi'ne bir süre önce açılan sınavla 295 işçinin alındığını belirten işçiler, işe girenlerin çoğunun Kütahya dışından gelen kişilerin olduğunu öne sürdüler. Tuzbilek beldesinde yıllar önce ailelerine ait arazilerin Garp Niyetleri İşletmesi tarafından istimlak edildiğini söyleyen işsizler şöyle konuştu. Arazilerimiz kömür işletmesi tarafından istimlak edildi. Bu nedenle yıllardır işçi alımlarında öncelik bizim durumumuzda olanlara veriliyordu. Ancak son alımlarda başka şehirlerden gelenleri işe aldılar. Bizi almadılar. Hep AK Parti yandaşları işe alındı. Arazilerimizi istimlak ettiler. Bize iş vermediler. İstimlak mağduru olan bizlere iş verilmesini istiyoruz dediler. Yaşadığımız şeyleri burada isyan etmeye geldik. Bizim topraklarımızı istimlak edip bizi her iş imkanından mağdur eden GLA'yı katlilikler işletmesine biz burada itiraz etmeye geldik. Bir yetmemiş gibi %70'i Kütahya dışından gelen insanlarla dolu. Biz buranın tozunun dumanını yutarken, tarlamızı temelimiz elimizden alınırken, benim kardeşim burada işsiz, evini ekmek götürmezken bu haksızlığa dur demeye geldik. Buradan sesleniyorum. Sayın Kütahya Mekilleri, Sayın Tavşanlı Teşkilatı ve üst yetkililer, bırak Gençlik Kolları Başkanlığı işe almaya, bırak almayı da encümenlerini işe almaya, onlara yolsuzluk yapmaya bırak, bu köylerin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. LY 9. başvuruşu. Kaç defa geldiysem hiçbir defa alım olmadı yani. Hep yabancı memleketlerden alım. Şu yakın civarlardaki memleketlerde, Eskişehir olsun, Afyon olsun, Bursa olsun, ben başvuramıyorsam elin Erzurumlusu, Ağrılısı, Vanlısı nasıl başvuruyor buraya? Madem bölgesel bir sistem vardı, niye böyle başvuru yapılabiliyor? Burada adaletsizlik oluyor. Üçüncü mülakata girişim, istimlak mağduru olarak giriyorum mülakata. Hep yolsuzluklar oluyor. Dışarıdan işçi alınıyor. Biz bu pis havayı soluyoruz. Dumanını, tozunu biz yutuyoruz. Örnek veriyorum, bu sefer şoförlükten mülakata girdim ben. Yedeklerde dahi ismim yok. Ben 10 senedir profesyonel olarak harfiyatlarda şoför olarak çalışıyorum. Bu arkadaşım Osman Kahraman 25 senedir harfiyat şoförü. Yedeklerde dahi ismi yok. Ve bakıyoruz ki 7 tane istimlaktan alınmış 20 kişinin içine. 13 tanesi KPSS'den. Bu KPSS'deki alınanların içinden de 3 tanesi Tavşanlı ve Kütahya civarı, gerisi Eskişehir Seyit Gazi. Ondan sonra efendime söyleyeyim Dursun Bey, Balıkesir ve benzeri illerden. Bunlar mı yani mağdur, biz mi mağdur? Bu bölgede geleğini çalışma arasında atılan dinamitlerin, harfiyatın, bütün bu pis kokunun, havanın çeken kim oluyor? Ceremesin çeken kimdir? Bu vatandaşlardır. Yani bunların artık bir çözüme kavuşmasını istiyoruz. İşkur'dan bölgesel alım, artık dışarıdan olanları kabul etmeyecekler. Buradaki GLA merkezdeki müdürler bu mülakatlarda il dışından olanları kesinlikle elemeleri lazım.